Edebiyatımızın münevverlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Bir süre Baytar Mektebi'nde eğitim alan Tanpınar, daha sonra buradan ayrılarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girer. Hem şair hem romancı olarak kendisinden sonra gelecek yazarlara ilham olan eserler üretir. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste gibi önemli romanlar kaleme alır. Romanlarda Türk insanının batılılaşma serüveni sırasında yaşadığı bocalamaları anlatır. Kaleme aldığı eserleri birçok dile de çevrilen usta yazar, 24 Ocak 1962 tarihinde geçirdiği enfarktüs krizi sonucu vefat eder. Efendim merhaba, Klasikler programıyla biz yine karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde edebiyatımızın köşe taşlarından, ölmeyen çınarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ve onun hiciv üstatlığını adeta konuşturduğu eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü konuşacağız. Hiçbir şeyin birbirini tutmadığı ve her şeyin en şaşırtıcı şekilde birbirine bağlı olduğu bir dünyada, bilmediğimiz bir dünyada kopan bir fırtınanın getirdiği enkazdan yapılmış bir panayırdaymışım gibi yaşamaya başladım. Biz bugün onun Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli harikulade bir romanından söz edeceğiz. Ama şunu söylemek lazım ki Ahmet Hamdi Tanpınar sadece romanlarıyla değil, denemeleriyle, hikayeleriyle ve şiirleriyle edebiyatımıza hakikaten silinmeyecek izler bırakmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar ilk hikaye kitabını 36 yaşında yayınlıyor. Bu kitabı da en son yayınladığı kitaplarından birisi. Sağlığındayken yayınlanmış, evet, en son kitabı. 62 yaşında. Hı hı. Fakat bu kitap diğerlerinden biraz daha farklı. Yani burada Türk edebiyatındaki en güçlü hiciv örneklerinden birini görüyoruz aslında. Evet, çünkü hiciv konusunda hakikaten ustalığını konuşturur Ahmet Hamdi Tanpınar ama işlediği konu itibariyle aslında Doğu-Batı çatışmasını ele alan edebiyatçılarımızdan biridir. Aslında mesele hazin bir meseledir. Bütün mesele şuradan geliyor. Kendinizi zamanınızdan üstün görüyorsunuz. Entelektüel gururu. Ben bütün hakikatleri bilirim demek istiyorsunuz. Hayır azizim, öyle bir şey olamaz. Bir insan bütün hakikatleri bilmez, bilemez. Bu kitabı daha ilginç kılan özelliklerden birisi, bunun muazzam bir bürokrasi eleştirisi olmasıdır. Hatta bazı insanlar bunun cumhuriyete, onun kuruluş felsefesine yönelik ince bir alay olduğunu bile söylemişlerdir. Fakat bu tenkitler bütünüyle o kadar incelikle ele alınmış ki toplumun en küçük sosyolojik birimi aileye karşı da var, fertlere karşı da var, kurumlara karşı tabii da var. Burada zaten kitaba adını veren enstitü bir kurum. Evet. Hayali bir kurum. Ve sonra bu enstitünün kuruluş felsefesinin referanslarının nasıl geriye dönük olarak oluşturulduğunu görüyoruz. Fakat tabii bunu yaparken bütün karakterlerinin çevresinde örülen çok renkli bir cemiyet hayatı da var ki onu da büyük bir canlılıkla anlatıyor. Bazen düşünürüm, ne garip mahluklarız. Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikayet ederiz fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanında da diğer eserlerinde de zaman kavramıyla münasebetinin de izlerini görürüz. Tabii zaten saatler, zaman, evet, zamanın ayarlanması. Şimdi zaman zaman böyle Türkiye'de yazarlar arasında anketler yapılır. En sevdiğiniz yazar ve onun en sevdiğiniz kitabı diye. Bu anketlerde yavaş yavaş daha çok telaffuz edilmeye başladı kitap. Bunda tabii Ahmet Hamdi'nin üslupçuluğunun da bir rolü olsa gerek, değil mi? Bana kalırsa buradaki konuşturduğu hiciv ustalığının da etkisi vardır. Çünkü insanlar tenkit ettiği meselelerin bazen daha güldürecek bir tarzda kendilerine sunulmasını tercih ederler. Tabii. Belki bu da bir ihtiyaçtır. O zaman insanların üzerlerine alınmadan anlamaları kolaylaşıyor bazı meseleleri. Zaten kitaplarda bazen bunu kolaylaştırmak için var. O yüzden henüz tanışmamış olanlar varsa Tanpınar'ın bu eseriyle en kısa zamanda tanışmalarını tavsiye ederiz.